Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer, fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, YGS denemelerimizden 16.sını çözmeye başlayalım. Özdeş redirençleriyle kurulan şekildeki devrede gösterilen I1, I2, I3 akımlar arasındaki ilişki bize soruluyor. Sevgili dostlar, bu noktaya gelen akım burada ne yapacaktır? 2'ye ağırlayacaktır. Niye? Çünkü bu kollar birbirine paralel. Bu noktada K'dır. Bu noktada K'dır. Bakın buradan buraya atlayamayız. Çünkü arada bir direnç var. Buraya da X noktası diyebiliriz sevgili arkadaşlar. X noktası. Görüldüğü gibi bu kol RX arasında, KX arasında. Bu kol da KX arasında. O halde birer uçları K, diğer uçları X noktaları arasında olan devre elemanları paraleldir diyoruz sevgili dostlar. Görüldüğü gibi burada direncimiz 2R, direncimiz R. Paralel kolların potansiyelleri eşit olacağı için akımla direnç ters orantılı. O halde I1'e I dersek I çarpı 2R, 2 I çarpı R deriz sevgili dostlar. O halde bir noktaya gelen akımdan bu noktada çıkan akımların toplamı eşit olacağına göre I, 2 I daha ne yapacaktır? 3 I olacaktır sevgili dostlar. O halde I3'te ne olacaktır? 3i olacaktır. I3 büyüktür görüldüğü gibi sevgili dostlar. I2 sonra da I1 diyoruz. I3, I2, I1. Adıyaman. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekilde verilen KLMO noktalarındaki elektrik yüklü küreler hareketsiz tutulmaktadır. Buna göre O noktasındaki artı Q yükü serbest bırakıldığında hangi yönde harekete başlar diye sorulmuş sevgili dostlar. Hemen bakalım. Şimdi güzel kardeşlerim, buradaki ilkemiz Coulomb kanunu F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare olduğunu biliyoruz. K arkadaşlar ortama bağlı bir sabit. Q1 ve Q2 ise nedir? Buradaki elektriksel yüklerdir. Zaten Q2 dediğimiz ortadaki yük hepsinde aynı. Uzaklıkları da aynı verilmiş sevgili dostlar. O halde sadece buradaki yüklere bakmamız yeter. K'nın uyguladığı artı QF dersek sevgili dostlar artı artı itecek. Şunu düzeltelim. Evet, artı artı itecek F. Eksi artıyı çekecek. 2Q olduğu için 2F. Eksi artıyı çekecek. Yine 2F diyoruz sevgili dostlar. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlarım, şu L ile M'nin uyguladığı 2F ile 2F'in bileşkesi ne olacaktır? F üzerinde 2F olacaktır. 2F, F daha 3F ancak bu yönde olabilir diyoruz güzel insanlar. Demek ki ilkemiz nedir? Şudur. Buradaki arkadaşlar K hepsinde aynı. Şu Q2 ortadaki yük. Bu tür sorularda ortadaki yükü dikkatinize almanıza gerek yok. Çünkü hepsiyle çarpım konumunda oluyor. Dolayısıyla F orantılıdır. Q bölü D kare. D kare de aynı. Direkt F burada arkadaşlar F Q ile orantılı olmuş oldu. Q'nun uyguladığı kuvvete F diyoruz. Artı artı itecek. 2 Q'nun uyguladığı kuvvete 2F diyoruz. Çekecek. Yine 2 Q'nun uyguladığı kuvvete 2F diyoruz. Çekecek. Ve bunların bileşkesini alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir ucundan özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan eşit kalınlıklı LX, LY uzunluklu X, YZ çubukları ile diğer uçlarında bulunan erime sıcaklığındaki özdeş mumlar şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibidir. Sevgili dostlar, aynı anda ısıtılmaya başlayan çubuklar üzerindeki 3 mum da aynı anda eridiğine ve ısı iletkenliği en büyük olan X, en küçük olan Z olduğuna göre bunların boyları arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili dostlar, burada boyu, evet, ısı iletkenliği en büyük olan X.
Isı iletkenliği en büyük. Demek ki ısı en hızlı burada arkadaşlar. En yavaş da nerede? Z'de olacak. Ortası da Y olacak. Zaten arkadaşlar L'ye ortada olmak zorundadır. L'ye Lx ve Lz arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar aynı sürede burada ısı hızı fazla olduğuna göre ısının aldığı yolda ne olacaktır? Fazla olacaktır. Dolayısıyla Lx en büyük olacaktır. Lx en hızı en küçük olan Vz aynı sürede en az yolu bu alacaktır. Bunu arkadaşlar x eşittir V çarpı T gibi düşünebilirsiniz. İşte x aldığı yol ve ısı iletim hızı T de zaman. Zaten T aynı. O halde x ile V doğru orantılıdır. T'yi dikkate almamıza gerek yok sevgili dostlar. Dolayısıyla Lx büyüktür. L'ye büyüktür. Lz diyoruz güzel insanlar. Şekilde aynı düzlemdeki F1, F2, F3, F4 kuvvetlerinden hangi ikisinin bileşkesi en büyüktür? Sevgili dostlar bunun için bakmamız gerekiyor. F1 ile F2 zıt yönde olduğu için 2'den 1'i çıkarttım. 1 kaldı. F2 ile F3 sevgili dostlar ucuca ekleme yöntemi yapabiliriz. Evet şuraya ekleyebiliriz. F1'i F1, F2 artı F3. Önce onu bir yapalım. F2 artı F3'ü yapalım. Sevgili dostlar. Evet F2 artı F3. F2 F3'ü eklediğimizde görüldüğü gibi arkadaşlar o da bir birim oldu. Demek ki cevap Adana ya da Bursa olamaz. Çünkü ikisi de aynı. Sevgili arkadaşlar. F2 ile F4. F2 artı F4. Evet F2 artı F4 görüldüğü gibi kök 2 birim. Kök 2 birim. Sevgili arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim. Evet. Temizledik. Şimdi diğerlerine bakalım. F1 ile F3. F1 ile F3'ün bileşkesi isterseniz arkadaşlar F1'i buraya alalım. Bakın. F1 artı F3 eşittir. Şu çizdiğimiz. Yani 3'ün karesi artı 1'in karesi. Kök 10. F1 ile F4. Sevgili arkadaşlar. F1'in şu bitiş noktasını F4'ü getirdim. Bu da ne oldu sevgili dostlar? Kök 5 oldu. 2'nin karesi artı 1'in karesi kök 5. Evet görülüyor ki Diyarbakır kök 10 en büyük değerini almıştır. Ne yapıyoruz sevgili dostlar? Ucuca ekleme yöntemi yapıyoruz. Gayet kolay bir soru. Düzgün türdeş levhanın taralı kısımlarına özdeş parçalar eklenmiştir. Evet bu sefer arkadaşlar çıkartma yok. Ekleme var. Levhanın ağırlık merkezinin yine o noktası olması için harflerle belirtilen kısımlardan hangilerine aynı özdeş parçalardan eklenmelidir diye sorulmuş. Şimdi sevgili dostlar şu eklenen parçaların kütle merkezini birleştirdiğimizde bu ikisinin kütle merkezi görüldüğü gibi O'nun yarım birim altına geldi. O halde ekleyeceğimiz parçaların da arkadaşlar bileşkesi O'nun yarım birim üzerine gelmeli. Cevap P ile R varsa zaten direkt odur. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu oldu. P ve S'ye baktığınızda şuralarda bir yer arkadaşlar ilgisi alakası yok. R ve T'ye baktığınızda şu nokta ilgisi alakası yok. Sevgili dostlar S ve R'ye baktığınızda yine aynı şekilde bakın birleştirdiğinizde hiç ilgisiz bir nokta. T ve S'ye baktığınızda zaten sevgili arkadaşlar nereye geldi tam? Dolayısıyla ilgisi alakası olmayan bir noktaya geldi. S ve T'ye eklediğimizde kütle merkezinin yeri değişmez. Çünkü S ve T parçalarının kütle merkezi levhanın kütle merkezi olan O ile çakışık olmaktadır güzel insanlar. Demek ki sevgili dostlar ne yapıyoruz? Görüldüğü gibi şu eklenen parçaların kütle merkezini birleştirdiğimizde arkadaşlar nereye geliyorsa o noktasına göre onun simetriği olan noktaya gelmeli. Eklenen parçaların kütle merkezi o da hemen P ve R kendini gösterdi diyoruz. Sürtünme katsayısının 0,2 olduğu yatay düzlemde K ve L cisimleri yatay 20 Newton'luk kuvvetle harekete geçiyor. Buna göre iplik gerilme kuvveti
kaç Newton'dur diyor. Sevgili dostlar, böyle bir sistemde kuvvet yola paralelse sürtünmenin olup olmaması T'yi etkilemez. İşte size Metin Hoca yöntemi, fiziko-kolik yöntemi. Fiziko-kolik. Sevgili arkadaşlarım, ne yapıyorsunuz? İğneyi sürtünme yok gibi bulabiliyoruz. 20 bölü 5, 4 diyorsunuz. Bakın arkadaşlar, sürtünme yokmuş gibi ivmeyi bulun. T eşittir. Burada 2 kilogramlık cismi çeken kuvvet nedir arkadaşlar? Sadece T'dir. Görüldüğü gibi serbest kuvvet cisim diyagramını çizecek olursam, cisme etkileyen net kuvvet burada nedir? T'dir. T eşittir MA. 4 kere 2, 2 çarpı 4, o da eşittir 8 Newton olmuştur. Sevgili dostlar, isterseniz sürtünmeyi de dikkate alarak soruyu çözelim. Bakınız, burada etki eden sürtünme kuvveti F'se, sürtünme kuvvetinin maksimum değeri nedir arkadaşlar? Komma gene. Eğer bu kuvveti aşamazsa F eşittir F'se diyeceğiz. Güzel insanlar, bu çok önemli. Evet, bunu bir yazalım. 0,2 çarpı 2 çarpı 10, şu F'se 1 olsun, o da 4 yazdık. Buradaki F'se 2 ise arkadaşlar, F'se 2, 0,2 çarpı 3 çarpı 10, o da 6 Newton olacak. Topladığımızda 10, 20 ondan daha büyük olduğu için sistem A ivmesiyle harekete geçecek. A eşittir F net 20 eksi 10 bölü toplam kütle 5, 10 bölü 5, 2 metre bölü saniye kare. Şimdi sevgili dostlar, bakın, 2 kilogramlık cismin serbest cisim diyagramını çizelim. T, burada ne var? F'se eşittir 4 Newton. O halde bu cisme etkileyen net kuvvet T eksi 4 eşittir MA. 2 çarpı 2, T eşittir 8 Newton. Yine aynı değeri bulduk mu? Bulduk. O halde sevgili arkadaşlar, şimdi size bakın Metin Hoca yöntemini söylüyorum. 20'yi 5'e bölün ve T kaçı çekiyor? 2'yi 2 ile çarpın. 20'yi 5'e böldüm, 4. 2 ile çarptım, 8. Bu kadar basit diyoruz. Sürtünmesi önemsiz yolun K noktasından 2 metre bölü saniyelik hızla atılan 2 kilogram kütleli cisim şekildeki yörünge izlediğine göre cismin M noktasındaki hızı nedir güzel insanlar diye sorulmuş. M noktasındaki hızını buluyoruz. Peki sevgili dostlar, buradaki bizim ilkemiz nedir? Hangi ilkeye göre hareket edeceğiz? Tabii ki fizik ilkelerine göre. Peki buradaki fizik ilkesi nedir? Enerjinin korunumudur. E mekanik eşittir E mekanik üssü güzel insanlar. Şuradaki K noktasındaki güzel insanlar, kinetik enerji artı potansiyel enerji M'deki kinetik enerji artı potansiyel enerjiye eşit olmalıdır. Yazalım. MGH 2 çarpı G ney 10 çarpı H ney 1 artı 1 bölü 2 M ney 2 V ney 2'nin karesi eşittir. Bu noktadaki M'deki potansiyel enerji MG04 4 bölü 10 artı 1 bölü 2 M V kare diyoruz güzel insanlar. Şimdi bakalım sadeleşecek olanlar var mı? Tabii ki olacak güzel insanlar. Çünkü şuradaki MGH, yani 2 hepsinde görüldüğü gibi aynı arkadaşlar. Kütleyi bilmemize gerek yok. 2'den hepsini ne yapabilirsiniz? Eleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi şurada ne kaldı? 10 kaldı. 4 bölü 2, bu da 2'dir. 10 artı 2, 12 eşittir. Şu onlar da sadeleşir. 4 artı V kare sevgili dostlar. 4 artı şurada 1 bölü 2 kaldı. V kare bölü 2. Evet, şu 2 sadeleşmişti. V kare bölü 2 kaldı. Bunu buraya attık güzel insanlar. 8. V kare bölü 2, 8'den V kare eşittir 16. Buradan V eşittir 4 metre bölü saniye çıkıyor güzel insanlar. Görüldüğü gibi sadece bir işlem sorusu. Mekanik enerjinin korunumunu
uyguladık diyoruz. İksiye dişleriyle görülüyor sevgili dostlar. İksiye dişleri kale kasnaklarından kurulu şekildeki düzenekte K kasnağı Y dişlisi ile ortak eksenlidir. Görüyoruz. L kasnağı ok yönünde 3 tur dönerse güzel insanlar 3. Buradaki güzel insan bizim ilkemiz nedir? Bizden ne soruluyor? X dişlisinin tur sayısı ve yönü soruluyor güzel insanlar. Hemen çözmeye geçelim. Bundan önce ilkemizi bir belirleyelim güzel kardeşim. İlkemiz nedir? N1R1 eşittir N2R2 eşittir N3R3. Bu ne için? Birbirine dıştan bağlı olan dişli ve kasnaklar için. Eğer birbirine içten bağlıysa arkadaşlar bunları ne yapmıştık? Basit makinalarla ilgili soru çözümünde ve çıkmış sorularda detaylı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. İçten merkezli olanların da devir sayıları ve yönleri aynıdır. Şimdi dostlar K ve L için yazıyorum. 3 çarpı 2R eşittir NK çarpı 3R. Görüldüğü gibi R'ler sadeleşti mi? Evet. 3'ler sadeleşti mi? Evet. O halde K dişlisi 2 devir yaparsa Y dişlisi de aynı yönde 2 devir yapacak. Güzel kardeşim. Düz bağlı olduğu için. Şimdi Y ile X arasında bu bağıntıyı yazacak olursam görülüyor ki arkadaşlar bu dişler birbirini ters yönde döndüreceğinden dolayı o halde X kesinlikle bir yönünde dönecek. Şimdi Y ile X için N1R1 eşittir N2R2 eşittir N3R3 prensibini yazalım. N'y nedir? 2'dir. Çarpı R. 2 çarpı R eşittir 2R çarpı NX. 2R çarpı NX. Görüldüğü gibi 2R'ler gidiyor. NX eşittir 1 kalıyor güzel insanlar. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Bir yönünde bir tur döner diyoruz. Evet, bir yönünde bir tur, o da Elazığ şıkkı doğru cevap oldu güzel insanlar. Nitel gözlem için yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş güzel insanlar. Beş duyu organı ile yapılır. Evet, sadece arkadaşlar duyu organları ile yapılabilen bir gözlemdir veya yapılan bir gözlemdir. Kesinlikle ölçme aracı kullanmayız. Ölçme aracı kullanırsak arkadaşlar nicel olur. O zaman ikiye eleyelim. İçinde iki olmayacak. Bir olacak. Kişiden kişiye değişebilir. Evet sevgili arkadaşlar. Mesela bugün hava sıcak diyorum. Sıcaklık kişiden kişiye göre değişebilir diyoruz güzel insanlar. O halde cevabımız 1 ve 3 oldu. Edirne diyoruz. Yere göre hız vektörleri şekildeki gibi olan X, Y, Z araçlarına bakan gözlemci her ikisini de batıya gidiyormuş gibi görüyor güzel insanlar. Gözlemcinin yere göre hız vektörü kesikli çizgiyle gösterilenlerden hangileri gibi olabilir diye sorulmuş güzel kardeşim. Şimdi burada size fizik çözer, metin çözerden çok pratik bir yöntem gösterelim. Sevgili arkadaşlar, cismin hızı ile gözlemcinin hız vektörlerinin başlangıç noktasını birleştirin. Gözlemciden cisme çizdiğimiz vektör bağıl hız vektörüdür diyoruz güzel insanlar. İşte bağıl hız budur. Peki arkadaşlar bunun altında yatan temel sebep nedir? Ve bağıl eşittir ve cisim eksi ve gözlemci. Güzel kardeşim, vektörlerde çıkartmanın pratik yolu nedir? Başlangıç noktalarını birleştirip eksiden artıya doğru çizin. İşte bu. Arkadaşlar, gözlemciden cisme çiziyorum. Şimdi güzel kardeşim, eğer 4'ten x'e çizerseniz batı olur mu? Hayır. 5'ten x'e çizerseniz batı olur mu? Hayır. 5'ten 1'e çizerseniz y'ye olur mu? Hayır. 4'ten veya x'e çizerseniz batı olur mu? Hayır. Olmadığını rahat bir şekilde gördük güzel insanlar. Şimdi arkadaşlar, birden x'e veya y'ye çizdiğimizde her ikisini de batıya görür. 2'den y'ye çizdiğinizde, 2'den x'e çizdiğinizde yine her ikisini batı yönünde görür. O halde cevabımız 1 ve 2. 3'ten de zaten bakın çizdiğinizde ilgisi alakası olmayan yönlere doğru
gidiyor. Bir ya da iki diyoruz güzel insanlar. Ağırlı önemsiz eşit bölmeli çubuk uçlarına asılı kabele cisimleriyle şekilde konumda dengededir. Tamamı su içerisine batmış K cisminin hacmi 10 santimetre küp. Öz kütlesi ise 6. L cisminin kütlesi nedir diye sorulmuş güzel kardeşim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir cismin ağırlığının M çarpı G, M'in de D çarpı V olduğunu biliyoruz. D çarpı V çarpı G, bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğunu biliyoruz. Sevgili dostlar, burada her iki tarafa eşitlediğimizde G'ler sadeleşeceğinden dolayı G'leri kullanmayacağım. Aşağı doğru 10 çarpı 6, 60. Etkiden kaldırma kuvveti 10 çarpı suyun 1, 10 çarpı 1, 10. O halde bu ipteki gerilme ne olur? 60 eksi 10, 50 oldu mu güzel insan? Oldu. O halde şu noktaya göre tork almam gerekiyor. Bu ipteki gerilme de T diyorum. Bu ipteki gerilme de sevgili dostlar direkt kütle cinsinden aldığım için L'nin kütlesini verecektir. 50 çarpı 3 eşittir ML çarpı 1. İşte T noktasına göre tork alıyoruz. 50 ile T'nin torkları zıt yönde birbirini dengelemeli. Toplam torkumuz 0 olmalı. İşte 50 çarpı 3 eşittir T çarpı 1 diyoruz güzel insanlar. Oradan da 150'yi buluyoruz güzel kardeşim. Türdeş olarak karışabilen X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Bu sıvılardan eşit kütlelerde alınarak yapılan karışımın hacmi 600 santimetre küp ise bu karışımdaki X sıvısının hacmi soruluyor güzel kardeşim. Şimdi size burada bir Metin Hoca yöntemi, pratik yöntem göstereyim. Sevgili arkadaşlar, eşit kütle dediği için her ikisinin tam köşeden geçtiği noktayı bulun. Bakın 30. Her ikisinden 30 aldığımda X'in hacmi 5, Y'nin hacmi 15. Toplam hacim ne olur arkadaşlar? 20. 20 santimetre küpte sevgili dostlar kaç santimetre küp X sıvısından var? 5. O halde 600 santimetre küp de sevgili dostlar ne kadar olur diyelim Vx diyelim. Görüldüğü gibi kardeşim 1/4'i ne yapacaktır? 150 olacaktır diyoruz. Bakın arkadaşlar isterseniz işler dışarı çarpımı da yapabilirsiniz. 20 Vx eşittir 600 çarpı 5. Vx eşittir 600 çarpı 5 bölü 20. Bir sıfırlar güle güle. Burada ne kaldı? 30. 30 kere 5. 150 diyoruz güzel insanlar. Bundan sonrası bildiğiniz bir çarpma ve bölme işlemidir diyoruz. Beyaz ışık demeti renklerini belirten saydam levhalar üzerine şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre beyaz perdenin K, L ve LM bölümleri hangi renkte görülür diyor güzel insanlar. Şimdi yeşil sevgili dostlar. Yeşili geçirecek, bir de komşularını geçirecek. Fakat burada görünür diyor. Görünür dediği için biz sadece yeşili alalım. Kırmızı yeşili geçirmez. O halde sevgili dostlar burası siyah görünecek. Yani kale arası siyah. Sarının içinde yeşil var mıdır? Evet. Sarı, kırmızı artı yeşili ve de sarıyı geçirir. Kendi rengini artı kendisini oluşturan rengi. O halde sevgili dostlar buradan yeşil geçeceği için LM arası da yeşil görülecektir diyoruz. Siyah yeşil Diyarbakır dedik. Güzel insanlar, bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarınızı ve dalga boyulanda frekansı F. Buna göre leğenin derinliği azaltıldığında ve lambda F nasıl değişir? Güzel kardeşim, buradaki bizim ilkemiz nedir? V eşittir lambda çarpı F. Peki hız neye bağlıdır arkadaşlar? Ortama. Derinlik azaldığına göre hız ne yapacaktır sevgili arkadaşlar? Azalacaktır. O halde hız azalmalı. Eleyelim ve de eleyelim.
Şimdi güzel kardeşim, frekans neye bağlıydı? Kaynağa. Kaynağa bağlı. Yani kaynak saniyede kaç kez vuruyorsa frekans odur. O halde ortamın değişmesiyle frekans değişmez. Arkadaşlar, bu sayıyı da eledim. Şimdi V'tir lambda çarpı F'ten arkadaşlar. Sol taraf azaldığına göre sağ taraf da azalmalı. F sabit olduğu için dalga boyu da azalacaktır diyoruz güzel insanlar. O halde Diyarbakır'ı da zaten eledik. F değişmeyecek diyoruz. Cevabımız Adıyaman oldu. Sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Fizikokolikte kalın. Sevgili dostlar, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayalım ve bütün insanlığa duyuralım güzel insanlar.